Evet sevgili arkadaşlar, AYT hızlı tekrar videolarında sindirim sisteminin ikinci videosuyla karşınızdayız. Sindirme yardımcı organlardan bahsetmiş, tükürük bezinden bahsetmiş. Mesela tükürük bezinde özellikle tükürük salgısının içeriğinden biraz e, bir şey bilmeniz gerekiyor. İşte tükürük salgısının içeriğinde amilaz enzimi olduğunu, lizozim enzimlerinin olduğunu bilseniz fena olmaz. E, amilaz enzimin nişasta ve glikojenin pişmiş halini sindirmeye başladığını biliyoruz arkadaşlar tükürük bezini. Bu yüzden e, sindirme ağızda başlar diyoruz. Tükürük bezle alakalı bir bileceğimiz başka bir şey yok arkadaşlar. Hani yapısı olarak çene altında 2 tane, kulak altında 2 tane, dil altında 2 tane olduğunu, dil altındakinin sürekli çalıştığını, gerek kalanların ise arkadaşlar yemek yediğinde çalıştığını gibi ayrıntı gereksiz bilgilerle sizi doldurabiliriz tabii ki. Karaciğere baktığımızda ise karaciğerin binlerce görevi olduğunu, bunlardan sadece birkaçını burada belirteceğiz. Yağların mekanik silimine görevi olan safra, safra kesesinde depo edilir ama üretim yeri karaciğerdir. Karaciğer üretilen safra, safra kesesinde bir süre depo edilir diyoruz. Özellikle safra üretimini uyaran arkadaşlar, hormonlarımız mevcut sekretin hormonu olduğu gibi safranın safra kesesinden kolidok kanalına geçmesinde arkadaşlar e, kolesistokinin hormonu sağlar. Safranın yapısına baktığımızda safra tuzları su işte e, parçalanmış alüvar parçalarının oluşturduğu maddeler bilirubin gibi maddeler vardır. Ayrıca kolesterol ve bir karbonat yoğunları olduğunu görüyoruz. Safra bu hali özellikle safra tuzları yağların mekanik sindirimine görevliyken arkadaşlar bir karbonat yoğunları e, bazikleşmesini sağlar ince bağırsağın. Ee, yine burada kolesterol yağlarını sindirme yardımcı oluyor bildiğim kadarıyla ee, ayrıca safra pigment dediğim bilirubin e, dışkıya renk veriyor ve dışkının kokuşmasını engelliyor diyoruz. Ee, yine arkadaşlar karaciğerde trom protrombin ve trombojen gibi arkadaşlar fibrinojen gibi proteinler salgılanıyor. Albumin globulin de buradan salgılanıyor. Yine kanın damar içinde pıtlaşmasını engelleyen heparin arkadaşlar yine karaciğerde üretiliyor. Ee, Yağda eriyen A, D, E, K vitaminleri arkadaşlar karaciğerde pay ediliyor. Özellikle A vitaminin tabi D vitamininde D3 vitamininde dönüşüm reaksiyonlarının karaciğerde gerçekleştiği biliniyor. E, Glikojenden glikoz, glikozdan glikojen e, sindirme ve sentezi burada meydana geliyor. Çünkü karaciğeri kapı toplar, giriş yapar Dolayısıyla oysa da glikozun fazlası karaciğerde depo edilebilir. E, yine aç bir insanda glikojen glikoza dönüşerek kana verilir. Yine karaciğer bütün vücudun glikoz ihtiyacı bütün değil mi vücudun büyük bir kısmının glikoz ihtiyacını bir gün karşılayabilir arkadaşlar. Bu noktada karaciğerin kan şeklinin düzenlemesi görevi olduğunu biliyoruz. Pankreas'a e geldiğimizde ise pankreasın sindirim adına bizi ilgilendiren kısmı asini bölgesi ve egzokrin salgıları arkadaşlar. Egzokrin salgıları Langerhans alacıklarından değil asini bölgesinden salgılanıyor. Bu bölgeden arkadaşlar sindirim enzimleri salgılanıyor. Özellikle e, kolistokinin hormonu sindirim enzimleri salgılanmasını sağlar. Sekretin hormonu da bir karbonat iyonlarının salgılanmasını sağlar. Hangi enzimler var? Tripsinojen, kimotripsinojen, e, amilaz, lipaz, nükleaz, karboksipeptidaz enzimleri pankreastan salgılanıyor arkadaşlar. Burada karaciğerde gerçekleşen e, sindirim olaylarından bahsetmiş. İşte Kortizonun etkisiyle arkadaşlar karbonhidrat olmayan moleküllerden, glikoz olmayan moleküllerden glikoz sentezinin yapıldığını, adrenalin ve glukogon sayesinde glikojenden glikoz sentezi yapıldığını gösteriyor. Kaslarda yine glikojen glikoz sentezi var ama kana vermiyor o glikojenden sonraki ekrardan glikoz geçimini. İnsürünün kan şekerini azalttığını nasıl azalttığını hücrelere glikoz geçişini sağlayarak ve çizgili kaslarda karaciğerlere glikoz geçişini sağlayarak yapıyor bu işi. Glukagon da arkadaşlar karaciğerde glikojenin glikoza sindirimini sağlayarak kan şekerini arttırabiliyor. Daha önce buradan bahsetmiştik. Besine kimyasal sindirimi kısmına girmeden şu önemli şekilde bahsedelim arkadaşlar. Unutmuyoruz. Safra kesesinden kolerok kanalı çıkar. E, pankreas da virüsün kanalı çıkar. Bu iki kanal voter kabarcığıyla 12 parmak bağırsağına dökülür. Kolerok kanalında safra sıvısı vardır. E, virüsün kanalında ise HCO3, tripsinojen, kimotripsinojen, işte amilaz, lipaz, nükleaz, e, karboksi, karboksipeptidaz gibi enzimlerimiz var. E, hangi hormonlar etkiliyor? Mesela sekretin karaciğeri uyararak e, safra üretilmesini sağlar. Kolistokinin safra kesesini uyararak safra kesesinin kasılmasını ve içeriğinin koridok kanalına bırakılmasını sağlar sevgili arkadaşlar. E, pankreas ve kanalı ise e, sekretin bir karbonat salgılanmasını sağlarken kolistokinin ise sindirim enzimlerinin salgılanmasını sağlar diyoruz. Burada kimyasal sindirimin aşamaları görünüyor arkadaşlar. Özellikle ağızda sadece karbonhidratların sindiriminin başladığını, tükürükte bulunan pit yerin ya da tükürük amilazı pişmiş nişasta ve glikojeni maltoz artı küçük polisakkarit dediğimiz deksinle dönüştürdüğünü söylüyoruz. Midede ise sadece arkadaşlar kimin sindiriminin olduğunu görürüz sadece proteinin sindiriminin olduğunu görürüz. Bahsetmiştik proteinler pepsin pepsinojenin pepsine dönüşmesinden sonra küçük polipeptitlere dönüşür. İşte lap enzimi renin enzimi bunların hiçbiri yok bunlar iptal bunlar mifelat dışı. O yüzden rahat bunlara sakın a kazeyin mazeyin olaylarına girmeyin. İnce bağırsakta ise arkadaşlar bütün besinlerin sindirimi ince bağırsakta tamamını demiştik Karbonhidratların sindirimi işte pankreas amilazıyla. E Polisakkaritlerlik glikojen ve nişasta yine maltoz ve dextrinle dönüşüyor arkadaşlar. Daha sonra ince bağırsaktan salgılanan arkadaşlar disakkaritazlar sayesinde e, ve dextiras, dextrinaz sayesinde arkadaşlar monosakkaritler meydana geliyor. E, proteinin sindiriminde ise mideden sonra biraz durumlar karışık arkadaşlar. E, tripsinojen ve kimotripsinojen e, ince bağırsakta, 12 parmak bağırsakta tripsinojen entorokinaz sayesinde tripsine dönüşürken kimotripsinojen sevgili arkadaşlar kim sayesinde tripsin sayesinde kimotripsine dönüşüyor. Ve bunlar küçük polipeptitleri daha küçük polipeptitlere dönüştürüyor. Daha sonra karboksipeptidaz ve aminopeptidaz ise arkadaşlar bu proteinleri disa, e, dipeptitlere dönüştürüyor. Sonra ince bağırsaktan salgılanan dipeptidazlar da aminositenin oluşmasını sağlıyor. Burada karboksipeptidaz pankreastan salgılanır. Aminopeptidaz ise arkadaşlar ve dipeptidaz ise ince bağırsaktan salgılanır. Yağların sindirimi sadece ince bağırsakta, safra tuzlarıyla mekanik sindirime uğrayan yağlar pankreastan salgılanan lipazla yağ asitleri ve gliserollere dönüşür arkadaşlar. Nükleik asitlerimizin sindirimi ise yine sadece ince bağırsakta. Pankreastaki nükleaz DNA ve RNA'yı nükleotitlere dönüştürür. İnce bağırsaktan salgılanan nükleotidazlar nükleotitleri arkadaşlar yapı taşlarına ayırabilir diyoruz. Ve besine kimyasal sindirimi böylece biter. Tabi bunların bir de kan karışma, kana katılma durumları var. Okul kitabına veya benim notlara bakarak buradan bakabilirsiniz. Yağ deriyenler lem sistemi ile e, sisteme dahil olurken suda ise kapı toplağı sisteme dahil oluyor arkadaşlar. Soruya bakalım. Diyor ki, aşağıda verilen sindirim organı çiftlerinden hangisi yağların sindirim için gerekli salgıları üretir diyor. Arkadaşlar ağızdan yağların sindirimi ile alakalı bir salgı üretilmez. Mideden üretmez gitti. Mide ve karaciğerden yağların sindirimi ile bir salgı üretilmez gitti. İnce bağırsaktan yağların sindirimi ile alakalı bir şey üretilmez. Ama pankreastan üretilir arkadaşlar. Pankreastan lipas, karaciğerde safra, cevap denizli. İnce bağırsaktan bir şey üretilmez. Yağların sindirimi ile ilgili kalın bağırsaktan da üretilmez. Cevap denizli. İkinci soruya geçelim. Diyor ki yukarıda grafikte X, Y, Z besinlerin miktarındaki zamana bağlı meydana gelen değişimler göstermiştir. Grafiklere göre X, Y ve Z ile belirten çe besin çeşitleri hangi seçenekte doğru vermiştir. Son 10 senede 3 kere bu tarz soru gelmiş arkadaşlar. Bakın X besini hem midede azalmış hem ince bağırsakta demek X besini protein arkadaşlar bu kesin. Çünkü hem midede hem ince bağırsakta sindirilen sadece protein arkadaşlar. E, bakalım Y besini sadece ince bağırsakta azalmış. Bu ne olabilir arkadaşlar? Yağ da olabilir, nükleik asit de olabilir. Karbonhidrat olamaz. Karbonhidrat hem ağızda hem ince bağırsakta olacaktı. E, Z besini ise arkadaşlar ağızda ve nerede? Ince bağırsakta azalmış. O da karbonhidrat olacak. Cevap Ceyhan olacak. Geçelim 3. soruya. Yukarıdaki tabloda 1, 2, 3 ile gösterilen boşluklara kimyasal sinir olup olmadığını yazın diyor. Karbonhidratların ağızda sindirimi var. Artı. Proteinlerin midede sinirim var artı, yağların ince baş sinirim var artı. Hepsi de artı. Cevap Adana. Bu videoda burada sona erer. Hepinize iyi çalışmalar ile...